Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan böyle bütün dersleri bölüm bölüm tüm dersleri anlatarak soru çözmeden arkalarında örnek sorular çözeceğiz arkadaşlar. Önce trafik adabından başlıyorum. Trafik adabı nedir? Trafik adabından başlarım. Trafik adabı. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır trafik adabıdır. Bildiğiniz gibi. Evet. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak trafikte trafik adabına girer. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenmek yine trafik adabıdır. Yazılı olmayan ve trafik içerisinde karşılıklı anlayışı, empati gerektiren davranışlar oluşturma yine trafik adabına girer. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık nedir? Trafik adabıdır. Sürücü araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunun sadece maddi cezası olduğunu düşünmemelidir. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendi canını ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının da farkında her zaman olmalıdır. Bir sürücü adayı her bilgiyi özümsemeli, her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerini sorgulamalıdır. Trafikte temel değerler var. Sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır. Trafik kültüründe birbirini uyarmak nedir? Trafikte temel değerlerdir. Sorumluluk kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi anlamına gelmektedir. Kişi her şeyden önce taşıdığı yolcuların sorumluluğunda olmalıdır. İnsanlık sorumluluk duygusuyla başlar. Sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da her zaman sorumlu olmalıyız. Sorumluluk, trafik içindeki davranışların sorumluluğu hem kendini hem de diğer yol kullanıcılarına karşı nedir? Üstlenebilmektir. Evet, ben sorumluluk sahibi bir öğrenciyim demelidir bir öğrenci, değil mi? Örnek verirsek, bir sürücü sürekli şerit değiştirerek araç kullanırsa çevresindeki sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olur ve burada kaza yapma riskini de o oranda ne yapar arkadaşlar? Artırır. Evet, artırır. Yardımlaşma karşılıklı yardımda bulunma anlamına gelmektedir. Yolda kalan bir araca yardımda bulunmak veya karşıdan karşıya geçen bir yaşlı kişiyi gördüğünüzde karşıya geçmesine yardımcı olmak da insanlık görevidir. Birlikte yaşam, yardımlaşma olmadan sürdürülmesi zor bir hale gelmekte. Trafik ortamı da aynı şekilde tüm yol kullanıcılarının birlikte hareket ettiği, birbirinin olumlu ya da olumsuz davranışlarından etkilendiği bir nedir arkadaşlar? Ortamdır. Trafikte yardımlaşmanın önemli, çok çok önemlidir. Hayatımızın her döneminde insanlara yardımcı olmak bir insanlık görevidir. İyilik eden iyilik bulur. Unutmayalım ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Evet, burada da gördüğümüz gibi aracı arıza yaptığı için yolda kalmış bir kişiye yardımcı olmak az önce gördük. Hoşgörü nedir? Hoşgörü de aynı şekilde sabırlı davranmak, başarılı iletişim kurmak, kural ihlallerinden kaçınmak nedir? Bir hoşgörüdür. Trafikte hoşgörüyü elden bırakmamak da çok çok önemlidir. Tahammül, insanın kötü güç durumlara karşı koyabilme ya da katlanabilme gücü olarak tanımlanabilmektedir. Evet, kişiler trafikte de tahammüllü olmalıdır. Bir sürücü trafik ortamında farklı özelliklere sahip sürücüler, yolcular ve yayalarla birlikte araç kullanmak durumundadır. Bunların içinde kurallara uymayan sürücüler ve dikkatsiz yayalar olabiliyor. Biz de buna ne yapacağız arkadaşlar? Dikkatli davranmamız gerekir. Evet. Tahammül
olacağız. Evet, tahammüllü olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir sürücünün önünde duran bir araçtan yaşlı bir yolcunun indiğini düşünelim. Yaşından dolayı bu yolcunun araçtan inme zamanı normalden biraz daha uzun olabilir. Arkadaki sürücünün bu duruma tahammül göstermeyip kornaya basması yolcunun araçtan daha hızlı inebilmesini sağlayacağı gibi trafik ortamında da huzursuz, stresli bir durum oluşturmasına sebep olacaktır. Evet. Nezaketli olacağız. Nezaket, saygı, başkalarına karşı saygılı, öncelikle incelikli davranma anlamına gelir. Saygı, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaktır. Başarılı iletişimin en önemli kuralı karşınızdaki kişinin varlığına saygı göstermektir. Nezaket ve saygı değerleri de ülkemiz insanımızın içinde olan değerlerdir. Evet. Evet arkadaşlar. Örneğin bir kapıda karşılaşan iki kişi kapıdan geçmek için birbirlerine yol verirler. Bu değeri trafik ortamında da yansıtabilmek çok çok önemlidir. Kontrolsüz kavşakta her zaman sağımızdan gelen araca yol vermek önemlidir. Trafik güvenliğinde sürekliliği sağlayan en önemli faktörlerin başında saygı gelmektedir. Evet, nezaket ve saygı da şekilde de gördüğümüz gibi yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmelidir. Bir yaya için bu durum çok olumsuzdur. Her sürücünün aynı zamanda bir yaya olduğu da unutulmamalıdır. Yağmurlu ve karlı havalarda araç kullanırken bir yaya gördüğünüzde hızınızı mutlaka azaltmak zorundasınız. Fedakar ve feragatlı olmak zorundayız. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararından vazgeçme hakkından kendi isteğiyle vazgeçme özveri anlamına gelmektedir. Bu tali yolda ana yol kesişmesinde geçiş hakkı ana yolda seyreden sürücüye aittir. Ana yolda kalabalık bir trafik içinde ilerleyen sürücü, tali yoldan gelmekte olan sürücüye kendi geçiş hakkını verdiğinde sadece birkaç saniye zaman kaybedecek. Karşılığında ise tali yolda araçların birikmesini önlemiş olacaktır. Sonuçta hem ana yolda hem de tali yolda trafik tıkanacaktır. Bu sonuçta herkes zarar görecektir. Sabır, zorluğa karşı göğüs germek anlamına gelir. Trafikte kırmızı ışıkta beklemek sabır gerektiren bir davranıştır. Öndeki araç yol kenarına park etmede çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi nedir? Sabırdır. Yani acele etmeden sabırlı bir şekilde beklemek gerekir. Atasözünde de olduğu gibi öfkenin sonu felaket, sabrın sonu selamettir. Olaylar yalnızca bizim kontrolümüzde değildir trafikte. Yaşam çoğunlukla bizim dışımızda unsurlar tarafından da yönlendirilmektedir. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün ışığın yeşile dönmesi için beklemeye bir saniye sabrı olmadığını gösterir. Çalınan bu korna öndeki sürücünün paniklemesine ve yola kontrolsüz çıkmasına sebep olabilmektedir. Evet, trafik kültüründe birbirini uyarma arkadaşlar, birlikte yaşadığımız trafik ortamında bir kişinin yaptığı olumlu ya da olumsuz bir davranış hepimizi etkileyebilmektedir. O kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı o davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilmektedir. Örneğin arkadaşlar, trafik kültüründe birbirini uyarmaya bir örnek verecek olursak, ters yönden gelen bir sürücüyü, bu sokak tek yönlü, herhalde siz tek yön devasını görmediniz.
Lütfen daha dikkatli olun diyerek uyarmak trafik içindeki vatandaşlık görevimizdir. Empati nedir arkadaşlar? Empati önemli. Trafik adabında mutlaka sınavda geliyor. Bir olay ya da bir durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koymaktır. Ben onun yerinde olsaydım nasıl hissederdim, nasıl düşünürdüm şeklinde. Trafik adabı açısından empati çok ciddi bir öneme sahiptir. Sürücü trafikte diğer yol kullanıcılarıyla sürekli iletişim içerisindedir. Aracını hareket ettirmesiyle birlikte iletişim başlar. Aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Örneğin sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek iletişimdir. Trafik kuralları bu iletişimi sağlıklı, güvenli herkes için standart kılabilmek için vardır. Evet, trafik adabı bu kuralların o toplumda ne şekilde ve ne standartta uygulandığını belirlediği için ayrı bir yere sahiptir. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim trafik adabı ve ile mümkündür. Lütfen unutmayın, trafikte yalnız değilsiniz. Güvenli sürücü olmak için her zaman empati düzeyi yüksek bir kişi olmak gerekir. Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Ayrıca kaldırım taşlarına da zarar vermektedir. Empati düzeyi yüksek bir sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısını yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Evet, trafikte aracınızla kırmızı ışıkta bekliyorsunuz. Işık yeşile döndü ancak bir yaya karşıya geçmek için yolu neredeyse yaralamış. Geçiş sizin hakkınız. İsterseniz o yayanın önünden veya arkasından geçebilirsiniz ya da 3-5 saniye yayanın geçişini tamamlamasını bekleyip öyle geçersiniz. Bu iki davranış şeklinin doğurabileceği sonuçları tartışabilirsiniz. Evet, diğer gamlık nedir? Diğer gamlık da çok önemli. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan, başkalarının çıkarlarına davranma olarak tanımlar. Başkalarının size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de onlara o şekilde davranın. Evet, diğer gamlık yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Başkasının çıkarına davranma olarak da tanımlanabilmektir. Diğer gamlık ile empati arasında önemli bir ilişki vardır. Öfke güçlü bir husumet duygusudur. Hoşnutsuzluğun doğurduğu yoğun bir duygusal durum anlamına gelir. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Gerçek pehlivan öfkelendiğinde öfkesine hakim olabilendir. Öfkenin ifade biçimleri insanlara yönelik fiziksel saldırı, bastırma, kendini eleştirme, zulmetmek öfkenin ifade biçimlerinden bazılarıdır. Öfke insana güç verir. Kişinin duygularını daha da kabartan rahatsız edici davranışları önler. Öfke sayesinde engellendiği anlar kendine zarar vermez. Diğer insanlara karşı olumsuz duyguların dışa vurulmasını kolaylaştırır. Kişi isteklerini elde etme duygu konusunda daha atılgan bir hale getirir. Kişinin kendisini önemli, üstün ve haklı hissetmesini sağlar öfke. Bakın öfkeyle kalkan zararla oturur. İşte terleme, kontrol kaybı, sıcaklık hissi, burundan soluma, dudakları ısırmak, beynin zorlaması, baş ağrısı, hareketlerin sızlanması nedir? Öfkenin sonuçlarıdır. Evet, öfkelendiğimizde tepkilerimiz neler olur? Zihinsel tepkiler var. Düşük performans, unutkanlık, uykusuzluk, dikkatsizlik, konsantrasyon bozukluğu. Davranışsal tepkiler var. Alkolizm, sigara, tiryakilik, huzursuzluk, acelecilik, ilaç kullanımı, aşırı yemek yemek. Evet. İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterdiğimiz içsel ve dışsal tepkilerimizi kontrol edebilirsiniz. Onları yapıcı bir şekilde yönetebilirsiniz. Şekilde de gördüğünüz gibi öfkelenmenin örnekleri. Trafikte neden öfkeleniyoruz? Ülkemizde binlerce kişinin yaralanmasına, binlercesinin ölümüne, öksüz ve yetim kalmasına, milyonlarca liralık milli servetin heba olup gitmesine sebep olan trafik kazaları var. Kazalara sebep olarak ise
eğitimsizlik, ceza sisteminin yetersizliği, altyapı eksikliği gibi faktörler sıralanabilir. Ama en temelinde insan faktörü ön plana çıkmaktadır. Beden dili trafikte seyir halindeyken sürücünün yaptığı hata sebebiyle beden dilini el kol hareketleri gibi kullanarak diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Beden dili sözlü iletişimden daha inandırıcıdır. Ayrıca beden dili önemlidir. Evet. Konuşma uslubu, kişinin konuşma uslubu bazen sözlerinden daha çok önem taşır. İletişim sırasında mesajın ne olduğu kadar nasıl söylendiği de çok çok önemlidir. Birey hakkı diğer bireylere verilen zarar. Nedir? Trafik kuralları sürücülerin can ve mal güvenliklerini sağlamak için konulmuştur. Bu kurallara uymamak kişi haklarını ihlal ettiği gibi hayatlarını da kastedebiliyor. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak bireye yapılan hak ihlalleridir. Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek birey hakkıdır. Kim bir canı öldürürse bütün canları öldürmüş, insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu yaşatırsa bütün insanları yaşatmış olur. Örneğin arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Engelli kişiler için ayrılmış park yerlerine engelli olmadığı halde park eden bir sürücü oraya park etmek isteyen engelli bir sürücünün hakkını gasp ederek o sürücünün trafik içinde zor durumda kalmasına sebep olabilmektedir. Toplum hakkı trafikte hatalı ve yanlış davranışlar kaza ile sonuçlanabilmektedir. Trafik kazası kişisel olarak can ve mal kaybına sebep olduğu gibi toplumsal zararlar da çok büyüktür. Bir kaza bir veya birçok kimsenin ölümüne neden olabiliyor. Bu ölümler ailelerin yıkımına, kaybolmasına sebep olabilir. Ailelerin yok olması, dağılması, sağlıklı bir toplumun bozulması demektir. Trafik kazası geçiren kişiler canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görüyorlar. Kişilerin bu bozuk psikoloji ailelere ve topluma olumsuz ne yapıyor arkadaşlar? Yansıma yapıyor. Evet, ekonomik olarak dezavantajlı konumda olan bir dar gelirli aileler hem tıbbi gereksinimlerin maliyetlerini hem de bu yaralanma veya ölüm neticesinde düşen gelirleri nedeniyle en büyük mağduriyeti yaşamaktadırlar. Kamu hakkı, trafik kazası sonucu meydana gelen maddi hasarlar, yetişmiş insan gücü kaybı ve yaralananlara yapılan sosyal güvenlik harcamaları ülke ekonomisine büyük zararlar verebilmektedir. Evet, gördüğümüz gibi kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Yaşam hakkı çok çok önemlidir. Yaşama hakkı en temel hakkımızdır. Diğer tüm hakların kullanımını ve varlığı bu hakka bağlıdır. Bu yönüyle yaşama hakkı mutlak bir haktır. Yaşa ve yaşamasına izin ver. Kişi maddi ve manevi olarak birçok zorluk ve fedakarlıklarla yetişkin hale gelmektedir. Çevre hakkı da yine günümüzde çevre sorunları son yıllarda giderek artış göstermektedir. Karayolu ulaşım sistemlerinin çevreye ve insana verdiği zararlar farklı boyutlarda ve farklı özelliklerdedir. Çevreye en zararlı karayolu ulaşım sistemi ise özel araçlardır. Evet, yine şekilde de görüyorsunuz. Şehirlerde kalabalıklık ve araçların yakıtları çevreye zarar verebilmektedir. Çevre hakkında bu zararların başta aşağıda özetlenmiştir. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçlar zarar görebiliyor. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık ekolojik zararlar görebilmektedir. Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda yine kesintiler yaşanmaktadır. Evet, ortamda sizi izleyen kişinin varlığı ya da yokluğu farklı davranmamıza neden olabilir. Trafik içinde tüm kurallara uyarak araç süren bir sürücü bile trafikteki diğer araçlara farkında olmayarak ya da farkında olmasına rağmen direnç göstermeyerek uyum sağlayıp kural ihlali yapabiliyor. Lütfen dikkat! Başkalarının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin.
her zaman güvenliği dikkate alarak trafik kurallarına uymamız gerekmektedir. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bir iki trafik adabı sorusu çözelim arkadaşlar. Birinci sorumuz, yukarıdakilerden hangileri trafikte sergilenmesi gereken olumlu davranışlardandır? Empati, bakın, empati yapılması, öfke duygusuna hakim olunması. Buna birinci soru dersek arkadaşlar, evet. Olumlu konuşma usulüne sahip olunması. Tabii ki burada trafikte olumlu davranışlara giriyor. Bakın, bu cevabımız Denizli seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz. Trafikte temel değere sahip olan sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısını yerine koyar ve aracını kaldırma park etmekten kaçınır. Evet. Hangi temel değere sahip olan sürücü? Empati düzeyi yüksek, görgü seviyesi düşük, sorumsuz, bencil. Tabii ki burada empati düzeyi yüksek olan kişi kendini yaya olan yol kullanıcısını yerine koyar, kaldırma park etmez. Üçüncü sorumuza bakalım. Bireyin aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olması trafik ortamındaki iletişimi olumlu etkiler? Öfke, empati, sabırsızlık, yıkıcı konuşma uslubu. Tabii cevabımız burada empatidir. Cevap Bursa. Dördüncü sorumuza baktığımızda, denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış, empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir? Mizaç, beden dili, trafik adabı, konuşma uslubu. Tabii burada tanım yapılan arkadaşlar trafik adabıdır. Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, sorumsuzluk, sorumluluk, bencillik, hoşnutsuzluk. Evet, burada arkadaşlar sorumluluk duygusunu yerine getirmemiş olmaktadır. Altıncı sorumuz trafik adabında. Sürücüler beden dilini ve konuşma uslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. D. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Tabii ki insanların değişebileceğine inanmalıdırlar. Trafikte Adana seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar, 7. sorumuza geldik. 7. sorumuz, trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirlerine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir. Asabi, aşırı tepkili, kaba ve saldırgan, saygılı ve nezaketli. Evet, burada da dikkat edersek arkadaşlar, sabırlı ve saygılı ve nezaketli olursak daha hızlı bir şekilde ne yaparız? Çözeriz kazadaki olayları. 8. sorumuz, trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır? A. Trafikteki araç sayısını, B. sürücünün kaza yapma riskini, C. yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını, D. diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini. Tabii ki hatalı bir davranış sergileyen bir sürücüyü kaza yapma riskini ne yaparız arkadaşlar? Azaltırız. Evet. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar,
Destek için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolardan da haberdar olun. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar motor, trafik ve ilk yardım videolarında ayrı ayrı bölümler halinde çekerek sizlerin beğenisine sunacağım. Lütfen arkadaşlar abone olarak videolarımızı izlerseniz bize de bir katkıda bulunmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Başarılar.